Ve sayın seyirciler şu anda devam eden kabine toplantısında da en önemli gündem başlıklarından biri. Bölgesel ve dünya açısından da güvenlik açısından da kritik konu. Ee, dünya için bir felakete dönüşebilecek kıtlık, gıda krizi, tahıl krizi bu konuda Türkiye devredeydi. Geçtiğimiz hafta savaşan tarafları üçüncü kez bir araya getirmeyi başarmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iki cumhurbaşkanıyla yaptığı telefon görüşmesi sonrasında Ukrayna ve Rusya Savunma Bakanları askeri heyetleriyle, Milli Savunma Bakanlığı askeri heyeti BM heyetiyle birlikte 13 Temmuz'a masaya oturdu ve Türkiye'ye teşekkürler vardı, minnettarız deniliyordu. Önemli bir gelişme sağlandı deniliyordu. Sonrasında açıklama bugün Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan geldi. Tabii ki tahıl krizi konusunda gözler bir yandan halen devam eden kabine toplantısında bir yandan da yarın Rusya lideri Putin'le Erdoğan'ın ilk kez bir araya geleceği bu kriz sonrasında bir araya geleceği Tahran zirvesinde Akar önemli bir açıklama yaptı. Ukrayna tahılının denizden sevkiyatı konusunda genel prensipler üzerinde anlaşıldı. Yeni bir toplantı bu hafta gerçekleşecek dedi. Tahıl ve gıda maddelerinin nakli için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Türkiye Karadeniz'de tahıl koridorunun oluşturulması için yoğun diplomasi trafiğini sürdürüyor. Bu kapsamda gözler geçtiğimiz hafta İstanbul'da yapılan dörtlü zirvedeydi. Türk, Rus, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler temsilcileri bir araya geldi. 13 Temmuz'da İstanbul'da dörtlü bir toplantı yapıldı. İlk defa Ukraynalılar ve Ruslar aynı masaya tarafında oturdular. Birleşmiş Milletler mensupları ile beraber. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genel Kunay Başkanı ve kuvvet komutanlarının katıldığı video konferans görüşmesinde konuştu. Ukrayna tahılının sevkiyatının, gıda krizinin önlenmesindeki önemine vurgu yaptı. İstanbul'daki toplantıda ilk kez Rus ve Ukraynalı heyetlerin bir araya geldiğini söyleyen Akar, dörtlü zirvenin ikincisinin gerçekleşeceği takvimi de açıkladı. Bu hafta içinde de yeniden toplanmak suretiyle nihai kararın verilmesi ve oradaki e, tahıl ve gıda maddelerinin taşınması için bir plan üzerinde genel prensip anlaşma yapıldı. Bunun somut uygulama planına dönüşmesi için gayretlerimizi sürdürüyoruz. Bu konuda İstanbul'da bir harekat merkezinin kurulması söz konusu. Bunların intikal sırasında ticari gemilerin korunması, emniyetine sağlanması söz konusu. Ve sayın seyirciler Avrupa Birliği Dış ilişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell daha krizinin çözümü için Türkiye'de yapılan görüşmelerden umutlu olduğunu ifade etti bu hafta. Anlaşmaya varılabilir diyor Borrell. Joseph Borrell bu hafta Odessa ve diğer limanlar üzerindeki blokajın kaldırılması için anlaşmaya varılmasının mümkün olacağını umuyorum dedi. On binlerce insanın hayatının bu anlaşmaya bağlı olduğuna vurgu yapan Borel, bu diplomatik bir oyun değil pek çok insan için ölüm kalım meselesi ifadesini kullandı